Baba otobüsün düzenlediği yıllık doğa yarışı vakti geldi. Çok eğlenceli olacak. Ash ve Buster birlikte çalışacaklar. Ormanın içinde olabildiğince hızlı yarışacaklar ve birinci de parlak kupayı alacak. Yerlerinize geçin ve başla! Bandit, Buster ve Ash'i geçiyor. Gerçekten kazanmak istiyor. Neyin peşinde? İşareti değiştiriyor. Böylece Buster ve Ash yanlış yöne gidecekler. Olamaz. Nasıl yani, yol yok mu? Bu doğru olamaz. Bu da ne? Kocaman bir tekerlek izi. Ash bunun bir canavar olabileceğini düşünüyor. Hayır, endişelenme Ash. Canavarlar gerçek değil. Aa, olamaz. Galiba kayboldular ama devam etmeleri gerekiyor. Yavaşlıyorlar. Aa, olamaz. Çamura saplandılar. Şimdi ne yapacaklar? Bu da ne? Sanırım bu bir canavar. Endişelenmeyin. Sadece bir canavar kamyon. Oldukça arkadaş canlısıdırlar. Eşi çamurdan çıkartıyor. Vay canına, çok güçlü. Şimdi de sıra Buster'da. Bu kamyonun adı Mira. Tıpkı onlar gibi Mira da kaybolmuş. Buster ekip halinde çalışabileceklerini söylüyor. İşte yaramaz Bandit. Neredeyse bitiş çizgisini geçecek ama bakın, Buster ve arkadaşları geliyorlar. Kestirmeden gidiyorlar. Oley! Mira yarışı kazandı. Ama yeni arkadaşları olmadan bunu başaramazdı. Ve kupayı da kazandı. Oley! Ama Mira, Bandit'in yalnız olmasına üzülüyor. Bunun nasıl hissettirdiğini çok iyi biliyor. Bandit de büyük yarışta hile yaptığı için kötü hissediyor. Endişelenme Bandit. Yanında arkadaşların olduğu sürece hile yapmana gerek kalmaz. Ve yeni arkadaşlar edinmek her zaman çok eğlenceli. Buster en iyi arkadaşı İzci ile oyun oynamak için çok heyecanlı. Bugün ne oynayacaklar? Vay canına! Büyük babanın uzaktan kumandalı arabası var. İlk önce Buster oynayacak. Vroom, vroom. Bakın nasıl gidiyor. Şimdi de izci denemek istiyor. Ama Buster oynamaya devam etmek istiyor. Oh, izci bunun adil olmadığını düşünüyor. O da oynamak istiyor. Aa, eyvah. Uzaktan kumanda için kavga ediyorlar. İkisi de arabayla oynamak istiyor. Olamaz. Araba çarptı ve bozuldu. Artık kimse oynayamaz. Buster ve izci küstüler. Artık oynamıyorlar. Arkadaşların tartışması çok üzücü. Ama durun. Sanırım büyük babanın bir fikri var. Uzaktan kumandayı izciye, oyuncak arabayı Buster'a veriyor. Tamir etmek için birlikte çalışmaları lazım. İşte tamir ettiler. Arkadaşlar hep birbirini affeder. İşte
Artık arabayı ikisi de kontrol edebilir. Otobüsleri sevmiyorum. Vay canına. Yaşadığım en güzel doğum günü bu. Oh, rica ederim Scott. Çok eğlenceliydi. Hazır mısın Digri? Çok havalı görünüyorsunuz. Olamaz. Haydut otobüs şeker dükkanından şekerleri çalıyor. Dur, hırsız var. Bu polis arabası Otis. Çalınan şekerlerle ilgili dava için soruşturma yapmaya geldi. Haydut otobüs o tarafa gitti Otis. Sanırım Otis haydut otobüsün kaçtığını görmedi. İyi fikir Otis. Şekerlerin izini takip et. Bence kime çıkacağını iyi biliyoruz. İşte orada. Dur hırsız. Bak Otis, burada da deliller var. İzleri takip etmeye devam. Vay canına. Haydut otobüs ne kadar çok şeker düşürmüş. Merhaba Buster. O şekerin senin için olduğunu sanmam. Buster şekere bayılır. Olamaz. İzler Otis'i doğruca otobüs Buster'ın garajına götürdü. Otis Buster'ın hırsız olduğunu düşünüyor olmalı. Hata yapıyorsun Otis. Buster masum. Zavallı Buster. Ne yapacaksın şimdi? Otis Buster'ı hapse atıyor. Buster. İşte Scout geliyor. Scout, Buster'ın hapisten çıkmasına yardımcı olabilir. Buster'a yardım etmelisin Scout. Onun masum olduğunu kanıtla. Doğru yoldasın Scout. Gerçek hırsızı bulmak için düşen şekerleri takip et. Dedektif Scout iş başında. İşte orada. Haydut otobüs oyuncak dükkanından hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Bu sefer paçayı sıyıramazsın haydut otobüs. Kanun namına olduğun yerde kal. Tutuklusun. İşleri düzeltmenin ve Buster'ı hapisten çıkarmanın zamanı geldi. Hadi çık oradan, sen masumsun Buster. Şimdi hapse haydut otobüs giriyor. Teşekkürler Scout. Harika bir dedektifsin. Sen yardım etmeseydin Buster hala hapiste olacaktı. Üzgünüm haydut otobüs ama sen bunu hak ettin.
Hırsızlık kanunlara aykırıdır. Tebrikler Otis. Bakın Buster ve Robin. Buster sakız çiğnemekten büyük keyif alıyor gibi görünüyor. O da ne? Şişenin içinde bir not var. Acaba ne yazıyor? Oo, bu bir hazine haritası. X işareti hazinenin yerini gösteriyor. Buster ve Robin gömülü hazineyi bulmaya gidiyorlar. Peki hangi yöne gitmeleri gerekiyor? Orada bir iskele var. Bakın. Issız bir adada şurada. Buldular. Deniz köpek balıklarıyla dolu. Adaya geçmek için güvenli bir yol bulmalılar. Bakın bu vapur Katrina. Sahilde kuma saplanmış. Tekrar suya dönmesi için biraz ittirmek gerekebilir. İşte bu Buster. Çok iyi. Harika. Katrina tekrar suya dönüyor. Bu olamaz. Bir delik var. Biri o deliği onarmazsa Katrina batabilir. Galiba Buster'ın bir planı var. Acaba sakızla ne yapıyor? Sakızını deliği kapatmak için kullanıyor. Çok akıllıca Buster. Artık köpek balıkları onları yakalayamaz. Bir sonraki durak ıssız ada. Harika. Buster ıssız adaya vardı. Şimdi geriye hazineyi bulmak kaldı. Buralarda bir yerde olmalı. İşte X işaretini de buldu. Buster kazmaya başlıyor. Vay canına, bir hazine sandığı. Bakın, bir madeni para. Acaba Buster onu ne için kullanacak? Bakın, Digli var gücüyle Katrina'da oluşan deliği onarıyor. Buster madeni parayla Digli'ye ödeme yapıyor. Katrina'nın onarılmasına yardım ediyor ve yeni arkadaşına böyle teşekkür ediyor. Çok eğlenceli bir macera. Merhaba Buster. Eğlenmek için yeni bir gün, öyle değil mi? Olamaz. Bu haydut otobüs. Buster dikkat et, çarpışacaksınız. Bir dakika, neler oluyor? Vay canına, havada duruyorsun. İnanılmaz bir şey Buster. Sen acaba uçabilir misin? Vay canına. Bir süper kahramana dönüştün. Çok hızlısın. Süper Buster geldi. Buster ne gördü ki? Bu polis arabası Otis. Acaba Otis tünelin içinde ne arıyor? Bir dakika. Bu haydut otobüs. Ne işler peşinde bu? Durum iyi görünmüyor. Olamaz. Kocaman bir kayayı iterek Otis'i tünelin içine hapsetti. Otis'i kurtarmalısın Buster. Haydut otobüsün paçayı sıyırmasına izin veremezsin. Kaya çok ağır görünüyor. Sorun değil Buster. Sen artık bir süper kahramansın. Onu kurtarabilirsin. Buster, gözlerin harika. Lazer ışınların var. Çok iyi Buster. Otis'i kurtardın. Şimdi o yaramaz haydut otobüsü yakalayalım. Haydut burada. Yine kötü bir şeyler peşinde olduğu belli. Scout dikkat. Zavallı Scout. Bak burada kim var? Şimdi başın dertte. Süper Buster geldi. Buster, onu durdurabilirsin. Süper Buster hayduttan çok daha güçlü. Bu onu durduracaktır. Buster şimdi de Scout'un gölden çıkmasına yardım ediyor. Hayduta bakın. Şimdi göle o saplanmış. Meğer hepsi bir rüyaymış. Öğretmenin pek hoşnut değil gibi. Merhaba kamyon Tony. Tony yolda çok dikkatli gidiyor gibi görünmüyor. Bakın. Bu kurbağa Frankie merhaba demeye gelmiş. Dikkat et Tony. Kıl payı kurtardı. Olamaz. Görünüşe bakılırsa Tony paketlerinin bir kısmını düşürmüş. Bir dahaki sefere dikkatli olmalısın Frankie. Tony neredeyse sana çarpacaktı. Ne kadar cüretkar bir kurbağa. Bakın, Tony arkasında birkaç paket bırakmış. Bu banyo köpüğüne benziyor. Anlaşılan Frankie'nin harika bir fikri var. Bakın nasıl da gidiyor. Şimdi nereye gidiyorsun Frankie? Şişenin içinden köpükler çıkıyor. Bakın, bu bizim otobüs Buster. Sanırım Buster, Frankie'nin nereye gittiğini görmek istiyor. Şimdi köpükler daha da fazlalaştı. Sanki köpükten bir gözlüğün var gibi görünüyor Buster.
Oh. Merhaba Scout. Hadi sen de bol köpüklü bir maceraya katıl. Scout köpüklerle oyun oynamak istiyor. Köpükler her yerde uçuşuyor. Aa, şapkanı sevdim Scout. O bıyıklarla çok komik görünüyorsun Buster. Görünüşe bakılırsa Frankie o göle doğru gidiyor. Sanırım bu cüretkar kurbanın bir fikri var. Göle doğru yol alıyor. Şuna bakın. Her yer köpük içinde. Vay canına. Bol köpüklü bir banyo yarattı. Köpük köpük baloncuklar nasıl da köpükleniyor bakın. Hadi Buster ve Scout içine atlayın. İkisi de köpüklerle oynarken çok eğleniyor. Sanırım Frankie köpük gölünün baloncuk kaptanı. İşte Scout devasa bir köpük atlayışı yapıyor. Her yer köpüklerle dolu. Aa, Frankie nereye gitti? İşte orada. Galiba gitme vakti geldi. Hoşça kal Frankie. Bol köpüklü macera için teşekkürler. Her biriniz büyüdüğünüzde toplumda bir rolünüz olacak çocuklar. Büyük düşünün. Ne olacaksınız bakalım? İtfaiyeci olabilirsiniz, doktor olabilirsiniz ya da hepsinden de iyisi benim gibi bir öğretmen olabilirsiniz. Ya da bir yarış arabası olup yüksek hızda yarışlara katılabilirsiniz. Olabileceğimiz çok şey var. İtfaiye, uzay kaşifi. Ben bir deniz feneri olacağım. Ya sen Scott? Yarış arabası olmak istiyorum. Hızlı Scout. Büyük yarışların şampiyonu. Bu muhteşem Scout. Eminim ki tarihteki en hızlı yarış arabası olacaksın. Ben de yarışı sunan kişi olacağım. Karşınızda Hızlı Scout. Büyük yarışa hazır. Ve bu da yardımcısı Basta. Ve işte dünya şampiyonu. Dünyadaki en harika yarış arabası. Jay's Octane the Turbo Car. Başarabilirsin Scott. Yerlerinize hazır. Başla. Beni duyabiliyor musun Scott? Çok net. Çabuk. Hemen sağa dön. Kestirme var. Hayır, sola döndün. Benim hatam. Yaşasın. Roketten daha hızlıyım. Olamaz. Basta. Lastiğim patladı. Merak etme Scott, geliyorum. Affedersiniz, 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 affedersiniz. Basta. Lastik getirdim. Artık çok geç. Octane'e asla yetişemem. Tabii ki yetişebilirsin. Ona yetişebilecek biri varsa o da Hızlı Scott. Hızlı Scott bir anda ortaya çıktı. Ne yarıştı ama. Kazanacağını biliyordum Scott. Sağ ol. Sen olmasan başaramazdım. Güneşli aydınlık bir gün ve Buster dışarıda oynamak istiyor. Ama bu da ne? Ha? Oyuncaklarını yere saçmış. Buster onları toplaması gerektiğini biliyor. Ama oyun oynamaya gitmek istiyor. Vay canına. Buster oyuncakları çok hızlı topluyor. Ama pek iyi toplamıyor. Eyvah, bardağı devirdi. Etrafa dökülen suyu siliyor. Buster dışarıda oyun oynuyor. O da neydi?
Anne suyun üzerinde kaydı. Eyvah, o da hala dağınık halde. Buster iyi temizleyemediği için çok üzgün. Ama daha iyisini yapabilir. Sadece düzgünce temizlemesi gerek ve düzgün yapmaya vakit ayırmalı. Buster ve anne birlikte yapabilirler, tıpkı bir oyun gibi. İçindeki eğlenceyi bulduktan sonra temizlik çok daha kolay ve birlikte yaparsanız çok daha iyi. İşte Buster dökülen içeceği temizliyor. Harika! O da sonunda toplandı. Artık anne ve Buster top oynamaya gidebilirler. Yaşasın! Buster'ın evinde güneşli bir gün. Ve Buster ve büyük baba birlikte oynayarak harika vakit geçiriyorlar. Anne otobüs işe gitti. Buster ve büyük baba birlikte yemek yapabilecekler mi? Vay canına, gerçek yemek pişirmek. Buster çok heyecanlı. Hadi pişirelim. Dede ocağı açıyor. Ama sonra ne geliyor? Buster'ın bir fikri var. Çikolata sosu. Büyük baba bunun akşam yemeği için pek uygun olduğunu düşünmüyor. Tarife bir göz atalım. Bütün malzemeleri bir araya topladılar. Buster kaseye biraz un ekleyerek başlıyor. Vay canına. Sakin ol Buster. Vay canına, un her yere gitti. Büyük baba ve Buster un içinde. Buster karışıma son rötuşları ekliyor. Dikkat, karışım her yere gitmez. Aferin Buster. Ups, büyük baba domates sosu yere sıçradı. Ve ocakta neler oluyor? Tencere köpürüyor. Oh, bakın, gözlüğü buğulandı ve şimdi nereye gittiğini göremiyor. Dikkat et dede. Eyvah, bu pek iyi gitmiyor. Büyük baba ve Buster ortalığı temizliyor. Ama anne otobüs işten eve geliyor. Aa, hala yemek yapmamışlar. Ne yapacaklar? Büyük baba dondurucudan biraz balık alıyor. Aha, bu Buster'a bir fikir verir. Çikolata sosu zamanı. Anne otobüs işlerini bitirmek üzereyken Buster ve büyük babanın akşam yemeği için ne yaptığını merak ediyor. Ne pişirdiklerini merak ediyorum. Balık köftesi, yeşil fasulye ve çikolata sosu. Aa, emin misin Buster? Tadına bakıyor. Lezzetli. Anne de deniyor. Ve şaşırtıcı derecede lezzetli. Aferin Buster. Eş oyun oynamak için Buster'ın evine geldi. Kutu oyunu oynamak için sabırsızlanıyorlar. Bugünün oyunu yılanlar ve merdivenler. Heyecan verici. Önce eş oynuyor. 5 ve 2. Bu 7 eder. Eş piyonunu 7 kare ilerletiyor. Şimdi sıra Buster'da. 8. Piyonunu ilerletiyor. Sıra yine eşte. Vay canına, çok iyi zar attı. Merdiveni çıkıyor. Şimdi Buster 5 atıyor. Eyvah, yılanın kuyruğuna geldi. Buster pek iyi gitmiyor. Aman, kendi piyonunu devirdi. Bu da ne? Büyük baba oynayacak diğer oyuncaklarla geldi ama hepsini düşürdü. Eş toplamasına yardım ediyor. Ama kimse Buster'ı izlemiyor. Aa, hayır, piyonunu ileri aldı. Ama bu hile yapmak. Oh hayır, oyunu kazanmış gibi piyonunu bitiş çizgisine getirdi. Eş geri döndü. Oyun bitmiş gibi duruyor. Buster kazandı. Eş bunun nasıl olduğunu anlamadı ama arkadaşı için mutlu. Garip, Buster kazandığı için mutlu hissetmeli ama öyle hissetmiyor. Buster hile yaptı. Dürüst bir şekilde kazanmadı. O yüzden kötü hissediyor.
Ama büyük baba her şeyin kazanmak olmadığını biliyor. Eğlenceli kısmı oyunu oynamak. Ve şimdi sıra Ash'te. Ash zarları atıyor. Vay canına, neredeyse yılana geliyordu. Buster yine yılanın kuyruğuna geldi. İşte Ash dürüst bir şekilde kazandı. Ama Buster arkadaşı için mutlu. Birlikte oynarken çok eğlendiler. Acaba Buster ve Digger ne yapıyorlar? Harika. Bunu kim çizdi? Anlaşılan canınız dondurma istiyor. Digger. O ne kadar büyük bir dondurma külahı. Bakın, dondurma kamyonu Iggy geliyor. Buster ve Digger devasa bir dondurma yapmak için Iggy'nin yardım etmesini istiyorlar. Şimdi bir bakalım. Oo, vişne. Çok lezzetli bir tat bu. Hadi onu seçelim. Vay canına, şu dondurmaya bakın. Pekala, şimdi bize mavi dondurma lazım. Yaban mersini mi? Mükemmel. Gerçekten çok iyi görünüyor Buster. Tamam, sırada sarı var. Muz iyi seçim. Biraz daha mı? Tamam, bunun son çeşne olması gerek. Yoksa dondurma çok büyük olur. Elmayı seçiyor. Gerçekten nefis bir dondurma olacak. Son bir kez daha çabala Iggy. Bu dondurma epey bir sallanıyor. İstikrarlı gitmen gerek Digger. Robin, Buster ve Digger'ın Scout'un doğum günü için yaptığı şeyi göstermek üzere onu çağırmaya geldi. Robin'i takip etsen iyi olur Scout. Doğum günün kutlu olsun Scout. Bu şimdiye dek gördüğüm en büyük dondurma. Hayır Digger, dikkatli ol Scout. Ramak kalmıştı. Hadi mumu söndür Scout. Şimdi hep birlikte dondurmanın tadını çıkarabilirsiniz. Enfes. Bakın bu Jip Jesse. Pastası var. Vay canına, çok leziz görünüyor. Bakın haydut otobüs geliyor. Haylazlık yapacak gibi görünüyor. Olamaz. Jesse'nin pastasını yiyor. Bu hiç adil değil. Zavallı Jesse. Bakın otobüs Buster. Tam arkasında haydut var. Çok hızlı gidiyor. Buster Scout'la oyun oynamaya gitti. Scout'a hediye olarak bir futbol topu veriyor. Scout'un oynayışına bakın. Şuna bakın. Digli rengarenk bir kule yapıyor. Ama işte yine haydut geliyor. Acaba o korkunç zorba ne işler peşinde? Olamaz. Digli'nin kulesini yerle bir etti. Haydut tam bir baş belası. Oh, Scout'un topunu gördü. Haydut topu çalarak kendisi oynamaya başlıyor. Ne zorba ama. Buster bir şeyler yapmak istiyor. Zavallı Scout çok üzüldü. Buster arkadaşına yardım etmek istiyor. Haydut'un karşısına dikilecek ve topu geri vermesini isteyecek. Haydut'un Buster'a kulak asacağını sanmam. Hatta ona da zorbalık yapacak. Bu adil değil. Ama bir dakika. Jesse de Buster'a arka çıkıyor. Scout da yardıma geliyor. Hepsi haydutun yaptığı zorbalıklardan artık bıktı. Bu arada polis arabası Otis büyük bir zevkle dondurma yiyor. Oo, haydut geri giderken Otis'e çarptı. Otis kızgın görünüyor. Herkese kötülük yapan haydut bunu çoktan hak etti. Şimdi Buster, Scout ve Jesse huzur içinde futbol oynayabilirler. Dünya çapındaki en hızlı otobüs ben olacağım. Sıradaki durak Ay. Hesaplamalarıma göre Basta, bu süper hızlı roket seni ışık hızında hızlandıracak. Birkaç ayarlama daha. Ah, hadi Dikli başlayalım. Yerine hazır. Dur.
Affedersiniz Bay Rubble. Hayır. Olamaz, 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 olamaz. Hapsoldum. Panikleme Basta. Kapının kartının nerede olduğunu biliyorum. Yani sanırım. Yardım edin. Çıkarın beni. Sorun yok arkadaşlar. Kartı buldum işte. Hayır, 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 hayır. Olamaz, olamaz. Hayır. Hayır, bu çok kötü. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Hey, geri ver. Bu bir felaket. Panik yapma, panik yapma, panik yapma. Çocuklar durun. Onu korkutuyorsunuz. Sakinleşmeniz gerekiyor. Sakince nefes alıp düşünelim. Eğer biz kuşa ulaşamıyorsak belki de kuşu buraya getirmeliyiz. Çik 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 çik. Çik 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 çik. Çik 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 çik. Teşekkürler minik kuş dostum. Hoşça kal minik dostum. Siz yaramazlar neyle oynuyorsunuz bakalım? Bay Rubble, lütfen yavaş olun. Hapsoldum. Hapsoldum. Çıkarın beni. Hemen, 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 hemen. Hiç sorun yok Bay Rubble. Sizi çıkarabiliriz, merak etmeyin. Sadece sakin olmanız gerekiyor. Merhaba Buster. O ne kadar güzel bir çiçek. Pırıl pırıl güneşli bir gün. Buster bugün çok mutlu. Şuraya bakın. Kıpkırmızı sulu bir elma. Acele etsen iyi olur. Yoksa okula geç kalacaksın Buster. Ders çoktan başladı. Çabuk ol. Oh hayır. Öğretmen derse geç kalmandan pek memnun görünmüyor Buster. Şimdi dikkatini derse versen iyi olur. Anlaşılan bugün trafik konuları arasında yol almanız gerekecek. Bak Robin geliyor. Dersle ilgilen Buster, dikkatini dağıtma. Olamaz. Öğretmen bundan hiç hoşlanmadı. Şimdi trafik konuları arasında yol alma vakti. Önce turuncu otobüs gidiyor. Yavaş ve istikrarlı. İşte bu. Öğretmen bunu beğendi. Şimdi sıra sende Buster. Bol şans. Oo, yavaş ol Buster. Konilerin hepsini deviriyorsun. Konilerin içinde kalmaya çalış. Olamaz. Senden istenen bu değildi Buster. Çok hızlı gitmemeyi öğrenmen gerek. Öğretmen büyük hayal kırıklığına uğradı. Okulun dağılıyor. Herkesin eve gitme vakti geldi. Sanırım Buster derste söylenenleri yapmadığı için üzgün. Belki dönüp öğretmeninden özür dilese iyi olur. Öğretmen çok yorgun görünüyor. Bu onun için de yorucu bir gündü. Sanırım biraz neşelenmek ona iyi gelir. Ne yapabilirsin? Elma. İyi düşündün Buster. Gerçekten çok naziksin. Öğretmenin neşesini yerine getirdin. Hadi Buster, bu sefer yapabilirsin. Yavaş ve istikrarlı. İşte bu. Konsantrasyonunu sağlıyor ve çok iyi gidiyorsun Buster. Başardın. Çok iyi Buster. Aferin. Merhaba Buster. Oradaki poster de ne? Bir itfaiye kamyonu mu? Heyecan verici görünüyor öyle değil mi? Bakın, bu itfaiye kamyonu Ashley. Sanırım Buster itfaiye örgütüne katılmak istiyor. Hadi Buster, ilk iş günün için hazırlanmanın tam zamanı. Birkaç küçük değişiklik yapılacak ve... Vay canına, şuraya bak.
Buster gerçekten bir itfaiye kamyonu. Bir merdiven, siren ve bir su hortumu var. Yangın alarmı. Bir yerde yangın çıkmış. Ashley'nin gidip yangını söndürmesi gerek. Sen burada kal Buster. Hey, bu kamyon Tony. Su birikintisine dikkat et. Olamaz. Düşen koli yangın çıkardı. Hem de itfaiye istasyonunda. Şimdi ne yapacağız? Çabuk ol itfaiye kamyonu Buster. Hemen şu yangını söndür. Yangın çatıya yayıldı. Su püskürtmeye devam et Buster. Yaşasın. Robin yardıma geldi. Ashley de döndü. Birlikte çalışırsanız söndürebilirsiniz. İki itfaiye kamyonu çok daha iyidir. Oh, sonunda yangın söndürüldü. Çok iyiydi Buster ve Ashley. Bakın yine o poster. Şimdi posterde Buster'ın resmi var. Oo, sen gerçekten bir kahramansın Buster. Kayan yıldızları görmek için sabırsızlanıyorum. Hesaplarıma göre onları görebileceğim en iyi yer dağın tepesi. İşte harita. Gitme zabadı. Takip edin bu tarafta. Bu yoldan çıkmamız gerekmiyor muydu? Kayan yıldızlara tam vaktinde yetişeceğiz. Söz veriyorum. İçimde kötü bir his var. Yaşasın! Beni hiçbir şey durduramaz. Kaldık. Saplandım. Ben de öyle. Özür dilerim eş. Digli, çabuk bizi çıkar buradan. Sonsuza kadar saplanmış kalacağız. Bu kestirmenin kötü bir fikir olduğunu biliyordum. Neden bir kerecik benim istediğim yoldan gidilmiyor? Kayan yıldızları kaçıracağız. Söz veriyorum kayan yıldızları göreceğiz. Biz buradan çıkabiliriz. Nasıl? Harika bir fikrim var. Boş versene, bizi hiç kimse duyamaz. Hesaplarıma göre kayan yıldızları kaçıracağız. Dur. İşte bu. Digli, çabura su eklediğinde ne olmuştu? Bilemiyorum. Sanırım yumuşamıştı. Doğru. Eğer yeterince su eklersek... kayıp çıkarız. Hadi dostlarım. Başlayalım. Eş, sıçrat. İşe yarıyor. Dikkat edin, uçurum. Uçurum değil, sıçrama rampası. Takip edin. Basta, bundan emin misin? Güven bana Digli. Bu sefer hayal kırıklığı yaşamayacaksın. İşte bu tam da kestirme oldu. Vay canına. Bakın. Burada manzara harika. Sonunda başardık. Özür dilerim Digli. Seni dinlemeliydim. Bir dahaki sefere belki rotaya bağlı kalabiliriz. Merhaba Buster. Vay, bugün çok kirli görünüyorsun. Çamurlu su birikintilerinde oynamak çok eğlenceli. Hadi gel Buster. Araç yıkama yerine gitmenin zamanı geldi. Kısa sürede yine tertemiz olacaksın. Merhaba kamyon Tony. Oo, elektrik kablosunu fişten çıkardı. Olamaz. Yıkama makinesi kapandı ve Buster içeride sıkışıp kaldı. Çabuk ol Scout. Buster'ın yardıma ihtiyacı var. Gerçekten fena sıkıştı.
Belki onu itebilirsin. Aa, işe yaramıyor. Kıpırdamıyor bile. Sen merak etme Buster. Scout yardım çağıracak. Cesur ol. Harika. İşte Scout geliyor. Yanında itfaiye kamyonu Ashley, ambulans Amber ve polis arabası Otis'i de getiriyor. Şimdi kurtulacaksın Buster. Acil durum araçları yardım etmeye geldi. Sanırım Ashley'in bir planı var. Şimdi o ipi sıkıca tut Buster. Seni oradan kurtaracaklar. Şimdi hep birlikte çekin arkadaşlar. Çekin. Var gücünüzle çekin. Hadi arkadaşlar. Bu da ne? Scout elektrik kablosunun fişten çıktığını keşfetti. Fişi tekrar takarsa olabilir. Evet. Yıkama makinesi tekrar çalıştı. Ve Buster oradan kurtuldu. İşte buna çok sevindik. İyi bir ekip çalışmasıydı arkadaşlar. Merhaba Buster. Harika bir futbol topu. Aa bak Scout geldi. Oynamak istiyor. Harika vuruş Buster. Çok iyi Scout. Bu tarafa doğru gelen kim? Kamyon Tony bu. Hayır Buster. Topu attığın yere dikkat et. Dikkat Tony. Ah canın yanmış olmalı. Umarım Tony iyidir. Buster çok daha dikkatli olmalısın. O raptiyeye dikkat et. Olamaz. Buster'ın tekerleğine saplandı. Bak Scout. Kamyon Tony'nin yardıma ihtiyacı var. Kimi çağırmamız gerektiğini biliyorum. Yaşasın. Ambulans Amber geldi. Aferin Scout. Bu oldukça olaylı bir gün. Umarım kısa sürede iyileşirsin Tony. Ah Buster, çok acı verici göründüğü kesin. Artık endişelenme. Sadece bir kazaydı. Tony emin ellerde. Amber da kısa sürede geri gelir. Buster bak, Amber geldi. Şimdi sana bir bakalım. Buster hemen garaja marş marş. Aa harika. Tony çok iyi görünüyor. Buster'a yeni bir lastik takılıyor. Tamamdır. Ah Buster kaza işte. Bir dahaki sefere daha dikkatli ol. Harika vuruş Buster. Olamaz. Yine mi? Buster daha dikkatli davranıyor. Sola bak. Sağa bak. İşte böyle olması gerek. Aferin sana Buster. Buraya at Buster. Oh vay canına. Buster bir roket olmuş ve şimdi uzaya gidiyor. 5, 4, 3, 2, 1 ve fırlat. Buster nasıl gidiyor bakın. Harika. Başardın Buster. Şu an uzaydasın. Burası ne güzel bir yer. Sanırım Buster uzayı biraz keşfetmek istiyor. Şuna bakın. Bir kırmızı gezegen. Daha yakından bakmak için oraya gidelim. Merhaba küçük uzay dostumuz. Eminim bu uzaylı daha önce hiç otobüs görmemiştir. Şimdi nereye gidiyorsun Buster? Oo, bu bir sarı gezegen. Etrafındaki devasa halkayla çok güzel görünüyor. Şuna bakın. Buster halkanın etrafında bir tur atacak. Bakalım ne kadar hızlı gidebiliyorsun. Wow! Çok eğlenceliydi. Buster şimdi ne görüyor? Bu bir mor gezegen. Kocaman değil mi? Oh, Buster gezegenin etrafında dört dönüyor. Yuvarlak mor gezegen, sarı gezegen ve kırmızı gezegen. Ama bir dakika. Olamaz. Bir mavi gezegen.
Buster çok hızlı gidiyor. Sanırım gezegene çarpacak. Oh, çok şükür. Sadece bir rüyaymış. Bir şeyin yok Buster. Bak, Scout teleskopunu kullanarak gece gökyüzüne bakıyor. Sen de bak Buster. İşte mor gezegen, sarı gezegen ve kırmızı gezegen. Merhaba küçük uzaylı dostumuz. Buster'ın garajında şekerleme zamanı. İyi uykular Buster. Peki bu kim? Bu bir robot otobüs. Olamaz. Buraya kötülük yapmaya gelmiş. Bakın Buster'ın kılığına girdi. Aa, merhaba Scout. Scout futbol maçı için antrenman yaparak becerilerini geliştiriyor. İşte robot otobüs geliyor. Galiba Scout onun robot otobüs değil Buster olduğunu sanıyor. Olamaz. Robot otobüs Scout'un futbol topunu patlattı. Ne kadar kötü bir şey. Zavallı Scout çok üzüldü. Bu Jeep Jesse. Yeşil ışığın yanmasını bekliyor. İşte yandı. Oh, kıl payı kurtardı. Robot otobüs yine kargaşa yaratma peşinde. Olamaz. Jesse onun gerçekten Buster olduğunu sanıyor. Ah küçük Robin, dikkatli ol. Robot otobüs pek arkadaş canlısı değil. Aa, zavallı Robin. Kötü kalpli robot otobüs. Merhaba Digger. Digger oyun bloklarıyla oynayarak eğleniyor. Olamaz. Robot otobüs oyununu bozmaya geldi. Digger'ın yaptığı piramidi yıktı. Robot otobüs kaos yaratıyor. İşte gerçek otobüs Buster. Öyle uykusundan uyandı. Olamaz. Herkes sana çok öfkeli Buster. Robot otobüsün sen olduğunu sanıyorlar. Onca kötü şeyi senin yapmadığını nasıl kanıtlayabilirsin? Robot otobüs daha fazla kargaşa yaratmak için yine geldi. Çabuk ol Digger. Üst tarafında bir düğme var. Bakın kötülük yapmaya ayarlanmış. Onu iyiliğe ayarla Digger. Çok iyi Digger. Bu işe yarayacak gibi görünüyor. Robot otobüs yine normale dönmüş gibi görünüyor. Çok iyiydiniz arkadaşlar. Kıl payı kurtardınız. Robot otobüs şehrin tamamında kargaşa yaratabilirdi. Hoşça kalın. Merhaba Buster. Görünüşe bakılırsa çamurlu su birikintilerini sıçratarak dolaşmaktan keyif alıyorsun. Her yeri çamura buluyorsun. Peki bu kim? Traktör Terry. O Buster'dan daha dikkatli davranıyor. Buster su birikintilerini etrafa sıçratırken çok eğleniyor. Olamaz. Traktör Terry'nin üzerine doğru gidiyor. Çarpışmak üzereydiler. Dikkatli ol Buster. Su birikintileri çok kaygan. Olamaz. Traktör Terry Buster'ın yaptıklarından memnun değil. İşte yine başladı. Bu sefer nereye gittiğine dikkat et Buster. Dikkat et. Olamaz. Buster çamura saplandı. Şaşkın Buster. Peki şimdi ne yapacak? Güneş batıyor ve karanlık bastırıyor. Umarım Buster'a kötü bir şey olmaz. Bakın arkadaşlar, bu traktör Terry. Buster'ı kurtarmaya geldi. Fakat Terry bundan pek de memnun görünmüyor. Lütfen Buster'a yardım et Terry. Güçlü bir şekilde itersen olur. Yapabilecek mi? Bir, iki, işte oldu. Yaşasın. Teşekkürler Terry. Ah Buster. Neyse ki günü kurtarmak için traktör Terry oradaydı. Hoşça kal Terry. Hoşça kal Buster. Toplanın arkadaşlar ve sihirbaz Buster'ın masalını dinleyin. İşte bu otobüs Buster. Görünüşe bakılırsa sihirli ormana doğru gidiyor. Bir dakika. Yolun kenarındaki şey ne? Sanırım bu bir sihir kitabı. Vay canına. Buster bunu sihir yapmak için kullanabilir. Bakın Scout, Terry ve Jesse şehir meydanında oynuyorlar. Sanırım Buster birkaç sihir yapmaya çalışacak. Bir bakalım. Oo, bir sihirbaz şapkası. Buster gerçekten sihir yapıyor. Acaba Buster Terry'e yardım etmek için nasıl bir sihir yapabilir? Abrakadabra. Vay canına. Buster bitkilerin büyümesini sağladı. Çok iyi sihirbaz Buster. Sihir kitabında başka ne gibi sihirler var? Arı sihri mi? Bakın, Buster Scout'u bir arıya dönüştürdü.
Scout uçarken gerçekten çok eğleniyor. Sanırım Jessie de uçmak istiyor. Bunun için başka nasıl sihirler var? Baloncuk mu? Güzel. Jessie bir baloncuğun içinde uçmaya başladı. Çok iyi sihirbaz Buster. Şuna bakın. Çok uykusu geldi. Şekerleme vakti geldi mi Buster? Oh, sanırım bir şeyler ters gitti. Sihir kontrolden çıktı. Çabuk ol Buster. Her şeyi tekrar normal haline döndürmek zorundasın. Acele et. Oh, bütün sihirler bozuldu. Ama Buster'ın arkadaşları yaptıklarından memnun kalmışa benzemiyorlar. Buster sihir kitabını bulduğu yere geri koyuyor. İşte sihirbaz Buster masalımızın sonuna geldik. İşte otobüs Buster geliyor. Acaba bugün nereye gidiyor merak ettim. O da ne? Şu reklam panosuna bak Buster. Lastikler pırıl pırıl ve yepyeni görünüyor. Belki de lastiklerini yenilemenin zamanı gelmiştir Buster. İşte gidiyor. Aa bak, bu Jeep Jessie. Yokuş yukarı çıkarken güçlük çekiyor gibi görünüyor. İşte Buster geliyor. Zavallı Jessie. Sanırım Jessie'nin yardıma ihtiyacı var Buster. Anlaşılan lastikleri yolu kavramıyor ve kayıyor. Çok yaklaştın Jessie. Ha gayret. Ah Buster, o lastikleri almak istediğini biliyorum ama arkadaşın Jessie'nin yardıma ihtiyacı var. Olamaz. Jessie geriye doğru kayıyor. Aa, aferin sana Buster. Jessie'ye yardım etmek için döndün. Gerçekten çok naziksin. Aa, hayır. Jessie'nin römorkunda bir sorun var herhalde. Anlaşılan römorkun ağırlığı Jessie'nin yokuş aşağı çok hızlı gitmesine yol açıyor. Kontrolünü kaybetti Buster. Çabuk ol Buster. Ona yardım etmelisin. Merak etme Jessie. Buster sana yetişmek üzere. Aferin Buster. Römorku kontrol etmeye devam et ki devrilmesin. Olamaz. Garaj tam önünüzde. Jessie'nin zamanında durması çok zor. Harika fikir Buster. Jessie'yi yavaşlatmak için kendi frenini kullan. Kıl payı kurtardın. Çok iyi Buster. Şuraya bak. Bunlar almak için geldiğin yepyeni lastikler. Oo, zavallı Jessie. Lastikleri çok yıpranmış. Buster, sanırım onlara senden daha çok ihtiyacı olan biri var. Çok doğru Buster. Aferin sana. Jessie'nin yeni lastiklere çok ihtiyacı var. Harika görünüyorsun Jessie. Artık römorkunu çekerken hiçbir sorun yaşamayacaksın. Ve kolayca yokuş yukarı çıkacaksın. Hoşça kal Buster. Hoşça kal Jessie. Bugün çok neşeli görünüyorsun Buster. Orada ne gördün? Oo harika. Yavru kedi. Ne kadar şirin. Dikkatli ol Buster. Sen çok büyüksün. Kedi ise çok küçük. Aa canım. Sanırım onu korkuttun Buster. Acaba nereye gidiyor? Oradan geçmek için çok büyüksün Buster. Etrafından dönmek zorundasın. O yavru kedi nereye girmiş olabilir? Oh! O büyük ağacın tepesinde mahsur kalmış. Onu kurtarman gerek Buster. Trambolin mi? Ne kadar iyi bir fikir. Yavru kedi gayet yumuşak bir şekilde atlayabilecek. Zıpladı. Olamaz. Yavru kedi tekrar o ağacın tepesine zıpladı. Hadi başka bir şey deneyelim. Bir ağ mı? İyi fikir Buster. Dikkatli ol. Yavaş. Yavaş. Ah bak bir arı. Hareket etme Buster. Zarar vermek istediğini sanmıyorum ama... Hay aksi. Şimdi ağ da kırıldı. Şimdi en başa döndük. Bir dakika. Sanırım Buster'ın aklına başka bir fikir geldi. Tabii ya. Buster itfaiye kamyonu Ashley'i çağırmış. Ashley uzun merdiveniyle yavru kediye kolayca ulaşabilecek. İşte oldu. Yavru kedi artık güvende. Olamaz. Sanırım yavru kedi merdivenden inmeye korkuyor. Acaba Buster'ın planı ne? Aa evet. Yavru kedinin yün topu. Onunla oynamak için aşağı inecektir. Bakın yavru kedi nasıl mutlu oldu. İşte merdivenden aşağı iniyor. Kedimiz artık güvende. Aferin sana Buster. Haydi Bumper Bunch. Gidelim. Zipsum Bumper.
istedi. Yavaş ol Basta. Vay canına. Bu ne Basta? Haritamda görünmüyor. Yeni bir yer olmalı. Çok ilginç. Bir nevi boyalı oto yıkama gibi. Şuna baksanıza. Evet. Bu harika Scott. Hepimizin farklı renkleri olabilir. Hadi gidelim. Bilemiyorum çocuklar. Bence yarış parkuruna geri dönmeliyiz. Sakin ol Ash. Yarışı sonra yapacağız. Bu eğlenceli bir macera olacak. Gördüğüm en iyi şey. Basta. Hadi daha da hızlandıralım, olur mu? Evet. Basta, bundan emin misin? Eş, hadi ama. Bu kadar heyecansız olma. Diggly, nasıl daha hızlandırabiliriz? Çekil bakalım Basta. Buna bas, bunu çek, buna vur ve işte hızlandı. Çerçöp. Başımız çok büyük belada. Eş, sen tam bir dahisin. Ne? Her şeyi temizlemek için hortumunu kullanacağız. Bumblebee, hadi gidelim. Neler oluyor? Siz ne işler çeviriyorsunuz burada bakalım, anlatın. Merhaba Bay Rubble. Nasılsınız? Biz de tam parkura geçiyorduk da. Burada farklı bir şey yok. Hele boya patlaması hiç yok. Şapkan güzelmiş, yeni mi? Burada bir şeyler dönüyor. Tekerlerimde bunu hissediyorum. Kimse Bay Rubble'ı kandıramaz, hiç kimse. Haylazlık hissediyorum. Bay Rubble, hayır!